Efendim herkese yeniden merhaba. Irak'ın kuzeyinde Duhok bölgesinde Irak yetkililerinden ve bölgedeki Irak bölgesel Kürt yönetiminden izinsiz ve habersiz kendi halinde bir yerlere uçup giden iki helikopterin düşmesi. Gerçi ilk açıklamalar birinin düştüğü yönünde. Galiba o daha doğru. Fakat daha sonra bazı açıklamalarda ikisinin de düştüğü ifade ediliyor. Ve bu helikopterlerde PKK unsurlarının, PKK üst düzey bölge yöneticilerinin ölmesi çarşıyı biraz karıştırmış gözüküyor. Niye? Çünkü ortaya çıkan tablo bir suçüstü tablosudur. Peki kim için bu suçüstü tablosudur? Irak'taki Kürtler için mi veya Suriye'deki Kürtler için mi? Hayır, hiçbiriyle alakalı değil. Bu suç tablosu direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılıdır. Eğer benim 22 Aralık 2022 tarihli videoma bir göz atarsanız ki İ harfine tıkladığınızda onu bulacaksınız. Bütün her şeyin zaten aylardır planlı bir şekilde yürütüldüğünü gösteren bir durumdur bu. Nedir bu durum? Efendim Erbil'de yerleşik Barzani yönetimi doğal olarak, çok doğal olarak Türkiye ile ilişkilerini dengeli tutmakla zorunluluk hissediyor. Yani Türkiye'siz o bölgede İran'ın buradan, Arapların şuradan bastırdığı bir coğrafyada Türkiye ile dengeleri iyi yakalayamamış bir bölgesel Kürt yönetimi ham, hum, şaralop olur. Öyle bir yerler ki kemiğini bile bulamazlar. Zaten daha yeni Irak'la İran nihayet sınırların korunması anlaşmasını yaptılar. Zaten orada İran bekliyor. Suriye'de yerleşik İranlı o taraftaki İran'ı birleştirmek için Kürt yönetimini ezecek bir kimlik var. Ayrıca Arap milliyetçiliği bekliyor. Arap milliyetçiliği deyip geçmeyin, hızla yükselen bir kavram. Beşar Esed mevzuunda daha detaylı anlatacağım. Arap milliyetçiliği bütün bu Kürt yönetimini yok etmeyi planlıyor. Ne yapacak? Nasıl ayakta kalacak? İşte akıllı bir biçimde Neçirvan Barzani geliyor. Arada bir Erdoğan'a saygılarını sunuyor. Konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama bizim ayrıca çok da önemli bir nokta, 10-12 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var Kürt yönetimiyle ve Erbil'le. Bu 12 milyar doları bu insanlar bize kendi ihtiyaçları için vermiyorlar. Orada akıllılık etmişler. Türkiye'den gelen malların re-exportu, diğer bölgelere aktarılması falan gibi işlerden bayağı da iyi para kazanıyorlar. O yüzden Barzani yönetimi hayli uzun bir zamandır PKK'dan uzak duruyor. Ve PKK'nın kendi bölgesindeki varlığından aşırı rahatsız olduğunu bin defa söylüyor. Buradaki kamplarını boşalt. Senin yüzünden bu Türkler ikide bir geliyorlar, Duhok'ta, orada, burada harekat yapıyorlar ve gerekçe olarak da senin buradaki varlığını söylüyorlar. Bir an önce çık buradan, git nereye, hangi cehenneme gideceksen git diyor Barzani. Tabii bu Amerikalıların işine gelmiyor. Niye işine gelmiyor? Çünkü Amerikalıların hedefi şu. Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirmiş olduğu o Mazlum Abdi liderliğindeki PKK-YPG unsurlarıyla Irak'ın Erbil'ine hakim olan siyasi Kürt hareketini birbirine yaklaştırmak, hatta ittifak haline getirmek, buna bir de İran'daki Kürdistan Demokrat Partisi'ni ilave ederek, PAK, onu da ilave ederek şöyle bir Kürt hilali üretmek istiyor Amerika. Bunu anlattım ben size. Şu İ harfine basın, anlayın. Şimdi tabii Barzani bunu yapmıyor. Ve Türkiye dengesini bozmuyor sonuç itibariyle. Bozmayı bırak. Ayrıca kendi coğrafyasından son dönemde Suriye'deki PKK-YPG, hadi SDG diyeyim ben de onlara, hani Suriye Demokratik Güçleri, o kadar çok isim değiştiriyorlar, o kadar çok isim var ki
Hangisini söyleyeceğini karıştırıyor insan. Neyse, Amerikalıların SDG'ye nakliyelerini de artık izin vermemeye çalışıyor. Öyle bir durum var. Son konvoy hiç gözükmedi. Son 3-4 aydır konvoy geçmedi falan. Böyle bir durum. Ha, konvoy geçmek zorunda mı? Değil. Çünkü oraya bir sürü üs yaptı Amerika. O kadar çok üssü var ki her yere de uçaklar inip kalkıyor. İstediği bombayı bile götürür koyar oraya yani. Böyle bir durum. Neyse. Şimdi bu Aralık 2022'de izleyeceğiniz gibi IŞİD'e karşı mücadele ortak ittifakının komutanı Matthew McFarlane Irak'ın Süleymaniye kentinde hakim Celal Talabani öldü biliyorsunuz baba. Celal Talabani'nin liderliğinde kurulmuş Kürdistan Yurtsever Birliği ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG arasında bir ittifak oluşturdu. Barzani'yi devre dışı bırakan Selahattin Haseke ittifakı ve hatta bir Amerikan uçağı Selahattin kentine indi, askeri uçak. İçinde Matthew McFarlane vardı, komutan, general. Bafel Talabani'yi aldı. Haseke'deki üsse indi. Haseke'deki üssün içinde yaşıyor zaten Mazlum Abdi. Orada müthiş bir toplantı yaptılar. Ve Mazlum Abdi, Asi Abdullah, Foza Yusuf ve Salih Müslim'le bol bol fotoğraf çektirdiler, bilmem ne yaptılar, şu oldu, bu oldu. Girin bakın bu isimlere. Ve sonuç itibariyle Amerika Barzani'yi bypasslayan fakat PKK-YPG unsurlarıyla Talabani unsurlarını ortak bir harekat cephesinde birleştiren bir sonuç doğurdu. Şimdi deniliyor ki 3'ü kadın 9 tane PKK'lı Kürdistan Yurtsever Birliği'ne ait bir helikopterde ne arıyordu? Ya ne arıyor var mı? Washington'a gidin sorun ne aradıklarını. Cevap Washington'da. Yani onlar açıklanana göre iki grup arasında yani Talabanicilerle yani Yurtseverler Birliği ile PKK arasında veya işte PYD arasında ortak eğitim yapıyorlarmış, herkes birbirine eğitiyormuş, eğit donat oluyormuş falan filanmış. Bu kadar net, ben bunları zaten size Aralık 2022'de söyledim. Yani bu işin sonu belaya gidiyor diye ısrarla ifade ettim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir, bizim Suriye'nin kuzeyine olan harekatımızı önledi. İki, Türkiye'yi seçim öncesinde çok hatalı bir kararla, çok hatalı, Erdoğan'ın en büyük hatalı kararlarından biridir. Açık söylüyorum, hiç. Ben Kuvayi Milliye ruhuyla konuşuyorum. Bu Beşar Esed'in masasına götürmeye çalıştı, ittirdi onu daha doğrusu. Türkiye Rusyalara falan gidiyor. Ki bütün bunları yaparken yarın bir gün Türkiye ile çatışacağı zaman gerekçe oluşturuyor. Zaten Türkiye Rusya'nın adamıydı ya, biz onları hallediyoruz falan diyecek. Böyle bir durumları var. Bütün bunları bizim çok iyi incelememiz, çok iyi şey yapmamız lazım. Ve tabii SDG ile PUK arasında ciddi bir askeri işbirliğini oluşturdular. Yarın bir gün eğer Irak Kürt yönetimi coğrafyasında bir iç savaş çıkarsa, ki ben onu bekliyorum. Niye? Kürdistan Yurtseverler Birliği yaklaşık bir aydır petrol gelirlerinin şeffaflaşmadığı ve seçim süreçlerinin demokratikleşmediği gerekçesiyle KDP ile böyle olmuş vaziyette diğer Talabani, diğer kardeşi, başbakan yardımcısı, biliyorsunuz şeyin, Barzani'nin, Kubat Talabani bir aydır hükümet toplantılarına katılmıyor ve tansiyon her geçen gün yükseliyor. Geçenlerde Masrur Barzani açıklama yaptı. Ya gelin oturalım konuşalım, iki Kürt grup böyle birbirimize mi gireceğiz demeye başladılar. Onlar da anlamış durumda.
Yarın bir gün eğer Erbil zeminli bir iç çatışma yaşanırsa Kürt gruplar arasında, senaryo bellidir. PKK değil, PYD adı altında işte bu Mazlum Abdi'nin adamlarıyla Talabani'nin adamları hep beraber saldıracaklar. Hep beraber bir ağırlık noktası oluşturuyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Barzani'den de memnun değil. Niye değil? Onu da söyleyeyim. Barzani bilerek ve doğru yapıyor. Amerikalı James Jeffrey, yani Suriye özel temsilcisi, onun gibilerin habire zorladı PYD-ENKS, yani Suriye Ulusal Konseyi, gerçek Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu konseyde PYD arasında bir işbirliği ve ENKS'yi içeri çekerek mevcut kurmuş olduğu PKK-PYD rejimini de meşrulaştırmaya çalışıyor. Barzani de buna izin vermiyor. Vermiyor. Görüşmeler yapılıyor, yapılıyor, dağılıyorlar. Benim anladığım kadarıyla olay Barzani'yi bir yerden götürmeye çalışacaklar. Sonra Türkiye. Olayı böyle bilin, buna göre takip edin. Hiç şaşırtıcı değil. Daha kim bilir kimler nerede neye hazırlık yapıyor? Tam bir facia yani, tam. Hep beraber izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi haklı çıktım. Aralık ayında söylediklerimden. Hoşça kalın.